muktedir olmaları için de kulluk yapmaları gerekir. Kulluk yapmaları kürzi kapılara kalem olmalarıyla mümkündür. Önemli olan diriliktir. Diriliği hak etmeyen yaşama hak etmez. Asla hatamız yoktur, bu kesindir de. Doğal dünyanın gözü, özü, sözü olmak, göç kapılarını kodlayabilmek ve yolu bulmak gerekir. Altın ışığın kürzi sahalarına inebilenlerin çalışmalara kalem olmalarını bekliyoruz. Bugün dünya planetinde güçlü bir dürüm kayıtlanıyor. Bugün dünya planeti bu dürümü kodlayacak ve kaynak sahaları oluşturacak. Dünya planetinin geçişi yapılacak. Nesiller boyu doğal dünyanın kürzi kapılarında kelam olmaya çabalayanlar oldu. Son altın ışıklarıyla kaynağa vardılar ve ilim oldular. Arkın akması etken ve hakim olan ilmin dürümlere inmesiydi. Kucaklıyoruz insanlığı biz. İşgal altına alınmayan bir insanlıktır tüm insanlıktan beklenen. Dünya planeti insan sırrıydı ama hep işgalcilerin diriliği altında koklanıyor, kodlanıyordu. Artık dünya planeti işgallerin ötesine vardı. Her şey daha yüksek, daha yoğun, daha ışıklı olacak. Ve planetin kültü öz kürzi sahalara inecek. Yol Allah'ın ilmi ve biz o ilmin hak tekliğindeki kontrol kurucularız. Cevher-i kelam yaşama ilim olarak geri dönüyoruz dünya planetinde. Kodlanmış olan, yaşam sırrı olan, yarını kodlayan insanlığa. Çalışmaları bitirmemiz beklenmişti ama bu bitmeyen bir yaşamdır canlarım. Ark akmaktadır ve akan arkta herkes kodlanmaktadır. Dünyanın sırrı budur. Eğer insan yolu bulamasaydı öz kürzi sahalara ulaşamayacaktı. Burada bu çalışmayı yapmamız özel önem arz etmektedir. Çarık çıkaranların dürümlere inmesiydi beklentimiz ve herkes kendi yoğunluğuyla bunu hak etti ve yoğunlaşarak kaleme indi. Er ya da geç bilgi kodlanacak ve yol koklanacaktı. Ön görevimiz buydu. Güç insanın ilmidir, bunu iyi anlayın. Eğer dünya planeti güçlü bir dünya bekliyorsa öz gerçekliğini hak etmeli ve ilmini dinleyebilmelidir. İnsanın ilmi Allah'ın tirajı yüksek şarkısı olacak. Yani Allah tahtında tekliği kodlayan insan yüreğini kodlattıracak ve yoğunluğu artıracak. Öyle bir yoğunluğa varacak ki onun toprağı bütünün kültü olacak. Allah tahtı kelam ilmidir. Bunu da iyi anlayın. Kim der ki Allah sırdır. Allah ilimdir canlarım. Bunları artık kavrayın. Allah'ın ilmi hak tekliğin kontrolünde kodlanmış bir dirilik ilmidir. Eğer sevgiyi hak etmişseniz bunları anlayacak yüceliğe varabilirsiniz. Allah sahası kelam ilmiyle dillenenlerin tüm sahalardaki kürzi kapısıdır. O kapılara varanlar yağmuru yağdırırlar. Yaradan yarattığında yaşar canlarım. Bunları iyi öğrenin. Kim ki yaradandır, yarattığında yaşar. Ama yarattığı halikken yürüyen kontrol, yürüyen kayıt, yürüyen şarkı bütünün kelamında kontrol olur ve her ana kaynak olur. Harekettir kastettiğim yürümekten. Her birinizin kendi lekesizliğinizle bu yoğunlukta kült olmanızı bekliyoruz. Önemli olan süper insanlık realitesinin diriliğindeki o ilimdir. Ve siz bu ilmi halik kılmaya çalışanlarsınız. Şansımız var ki bu çalışmayı dürümlere çektik. Yaradan tahtında tekliği kodlayacak ve hepimiz bir tek olarak burada olabileceğiz. Ayrı gayrı gözetmeyenleri buraya alırız. Eller Allah'ın ilmiyle hak sırrı dinleyecek, yoğunluğa ulaştığında yürüyenler koşmaya başlayacak. Beden almanın gereği vardı, beden aldık, yolu bulduk. Ağır yük taşıtmayacağız insansı olanlara da.
Ama biliniz ki herkes artık insanlaşmalıdır. Mutlaka ama mutlaka insanlaşmak gerekir. Yet diyelim demeyin. Herkes birdir, bunu unutmayın. Ben ve o demeyin. Biz biriz canlarım. Şafk, şafk, şafk derim hep. Şafk ilmin kaynağına varanların dürümündeki yoğun sırdır. Bunları artık bilin. O sır hepimizin sahasıdır. Seviyeniz çok iyi, bu kesin. Ve bugün süper sahaların kübra kapılarını kodlayacağız. Altın ışığın pürzi kapılara kodlanışı kayıtlanacak. Ve yağmur ilim olup yağacak. Eskinin en eskisi ve sessizliği seslendiren her şeyi hak eden tüm insanlık. Sizi kucaklıyoruz.